yine cahil insanlar bakıyorsunuz, çaresiz kalıyor da onun için tabii, çaresiz kalıyor. Gidiyor, helvacı baba, şehzade başının orada bir çınarın dibinde bir mezar, hakikatini yalnız Allah bilir, helvacı baba, ismini uydurmuş helvacı baba, pamuklu baba, çarıklı baba, sarıklı baba, davullu baba, zurnalı, rezalet bunlar. Uydur uydurduğun kadar bilmem ne baba. Buralara gidiyor, Allah'tan istemesi gereken bir hakikati gidip mezardan istiyor. İslam'la alakası yok bunun. İslam itikadına göre bir türbede ister peygamber yatsın, ister evliya yatsın, bir Müslüman gider de bir türbenin, bir mezarın önünde ey burada yatan evliya, ey burada yatan mübarek, bana şunu ver, bunu ver diye Allah'a değil de türbeye dua ederse dört mezhebe göre kafir olur. Dinde yok böyle bir şey kardeşim, vallahi yok yani. Ey burada yatan mübarek, bir erkek evladı istiyorum, ver ver, bu kelimeyi çıkarttığı an müminse kafir olur. Hadi bakalım, siz hangi türbeden bahsediyorsunuz? Ya ne söyleyecek? Böyle bir evliya veya bir peygamber türbesini ziyarete gitmişse, Fatiha'sını okuyacak, üç ihlasını okuyacak, açacak ellerini, Allah'ım, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, ey her şeyi veren, her şeyi alan Allah'ım, burada yatan mübarek evliya hürmetine, ya Rabbi bana şunu ver diye Allah'a yalvaracak. Allah'ı bırakıp türbeye yalvaramazsınız. Cehalet, helvacı baba kimdir? Kadınları, bugün şu cuma namazı, şimdi gidin görün, rezaletlerin bir para orada türbe başına. Helvacı baba. Ne yapıyorlar? Bir şey istiyor türbeden, küfür bunlar, dalalet, sapıklık, hurafe, uydurma. Sonunda istediği şeyin yerine gelmesi için orada bir dilek dilediğini, orada bir şey istediğini ifade etmek için çıkarıyor renkli bir çaputu veya bir ipliği o türbenin başındaki ağaca çaput bağlıyor. Cehalet, cehalet, cehalet. Hiç manası yok bunun. İslam bunu tasvip etmez, asla kabul etmez ama vatandaş yapıyor, ne yapalım? Eğitilmemiş, okutmamış. Siz bunlara İslam'ı anlattınız mı ki gidip de türbenin ağacına çaput bağlamasın? Tabii, anlattınız mı İslam'ı yani? Bir şey demeye hakkımız yok yine. Biz suçluyuz. Sistemimiz sorumlu, devlet sorumlu, millet sorumlu bundan. Cehaletten. Kınamaya ne hakkınız var? Şimdi bizim diplomalı aydınlarımız hemen karşı çıkıyor. Efendim halk cahil, halk cahil, halk cahil. Gidiyorlar türbenin başındaki ağaca çaput bağlıyorlar, iplik bağlıyorlar. Cehalet, halkımız cahil. Peki bunu kınıyorsun değil mi aydın? Bunu kınıyorsun değil mi diplomalı? Peki bir cenaze olduğu zaman bilmem ne şirketlerinin sahibi, bilmem ne bankanın yönetim kurulu üyesi, büyük büyük ölüler, cenazeler olduğu zaman o cenazenin peşinden çelenk diye bir şey götürüyorsunuz. O çelengin tahtasına o çiçeği, zavallı çiçeği niye bağlıyorsun? Onun ne manası var? Bunu niye kınamıyorsun? Efendim bu Avrupa'dan geliyor, çağdaş bir iş. Senin kafan Avrupa'ya bağlı. Bunu niye kınamıyorsun kardeşim? Yani ölünün peşinden giden bu çiçeğin, bu çelengin vallahi İslam inancına göre hiçbir faydası yok. Bu faydasız şeyi niye yapıyorsun? Üstelik binlerce masraf, yüz binlerce masraf sokağa atılıyor. Bu ne kafasız iş ya? Bu ne mantıksız iştir yani? Ama efendim Avrupa yapıyor da biz onun için, sen Avrupa'nın kölesi misin? Sen Avrupa'nın maymunu musun? O dökeceksen toplayacaksın. Niye muhakeme etmiyorsun? Faydası yoksa yapma. Faydası yoksa yapma, mantıksız olma. Cahil vatandaşın türbenin başındaki ağaca renkli renkli çaputları bağlamakla bir çelengin tahtasına, ağacına çiçek bağlamak arasında hiçbir fark görmüyorum ben. İkisini de kınamalısın. Yalnız birini değil.